Hepinize selam dostlar, ben Reynox. Bugün o beklediğiniz an geldi. Kendi kadromu sıfırdan dizeceğim ve şu anda en güncel şekilde kadromu göreceksiniz. Bakalım nasıl bir hesabım var, merak edenler vardır belki. Hepsini göreceksiniz dostlar, tüm oyuncuları ve en iyi kadromu dizmeye çalışacağım size. Öncelikle lütfen e-futbol oynuyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim ve videoya da like atabilirsiniz. Şimdi öncelikle kale mevkisiyle başlıyorum. Kalede İki adayımız var ama ben Oblak'tan yanayım çünkü savunmacı kaleci, sıçraması, zıplaması filan da iyi. Daha iyi bir kaleci de bulabilirdik ama 101'lik Oblak işimi görüyor benim şimdilik. Yedek kulübesine Donnarumma'yı alabiliriz ama bir tık da kolektife göre gideceğim. Ama en iyi kadromu yapacağım ilk 11'de dostlar. Şimdi stoper mevkisinde ileriye doğru gidiyoruz. Ulan bu kim? Magalhães, dur. Dur Magalhães. Şuraya abi Maldini'yi çekelim hemen, 103'lük. Bakalım yanına buradan Aldair'i çekeceğim ben. Çünkü yani Beckenbauer bir tık yamuk bir kart olduğunu düşünüyorum ben. Beckenbauer'u yedeğe aldık. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Bakalım sol bek mevkimizde kim olacak? Birini yedeğe alacağız, birini ilk 11'e. Hernandez'i çıkarmıştım. Top açılımı videomuz da var. Bu arada oynatma listelerimiz de var dostlar. Top açılımı, sıfırdan kadro dizme, bunun gibi. Onları da videonun sonundan bir kart eklerim ve izleyebilirsiniz. En iyi kadroyu dizdikten sonra da bir maç atacağız efendim. Sol bek'e şimdi buradan Hernandez'i aldık. Bakalım. Hernandez hücumcu bek olduğu için bir tane de savunmacı bek istiyorum sağ beke ve Bergomi'yi alıyorum. Defans attığımız gayet güzel oldu bu şekilde ve bir de yedek buradan sağ bekin yedeğini de şöyle koyalım. Ben White, yedeklerimizden de biri hücumcu biri savunmacı olmuş oldu. Bakalım şimdi dost mevkimiz var. Taktiğim bu arada bu şekilde. Dost mevkisine kimi alabiliriz? Burada hem Xabi Alonso var hem de Zakaria var ama ben Zakaria'yı oynatıyorum çünkü ön libero kartı ve çok fazla ileriye çıkmıyor. Defansif özellikleri de daha yüksek ve Zakaria'yı ben açıkçası daha çok beğeniyorum. O yüzden onu oynatıyorum. Alonso'yu yedeğe aldık dostlar. Belki Rodri buradan yedeğe girebilir ama bakacağız. En son boş kalan yedeklerden birkaçına da en yüksek kolektifi kurmaya çalışırız. Şimdi göbek mevkisinde burada Beckham var. Beckham'ı şimdilik şuraya alayım. Olmadı yedeğe alırız. Evet, sol açık pozisyonunda da Denison varmış. Denison çok hızlı bir oyuncu. Yerini ortada çıkardım ben. Ve bu taktikte orta filan da yapabiliyoruz. Mendieta'yı pek beğenmiyorum ama şöyle kolektifimiz artsın diye koydum. Yaratıcı oyun kurucu ve sağ kanatta pek orta açacak yerlere kaçmıyor açıkçası. Ve çok hızlı da değil. O yüzden beğendiğim bir kart değil Mendieta. Evet, gördüğünüz gibi şimdi babalara geldik. Burada Bellingham'ı direkt şuraya koydum abi. 106'lık Bellingham. Şöyle 101'lik De Bruyne'u bir yedeğe alayım. Beckham'ı da artık bence bir yedeğe alabiliriz buradan. Diğer 10 numaraya da şöyle Platini'yi koysak. Bakalım Platini kaç olacak. Bunu da daha yeni çıkardım biliyorsunuz. Bir önceki videodan gidip izleyebilirsiniz. Şimdi yukarıya doğru çıkalım bakalım. Sağ açık mevkisine kim burada yakışır? Şöyle gidelim. Evet, Saka var burada. Saka'yı açıkçası şuraya alabilirim. Ama ben şöyle yapacağım, yani Denison'ı yedeğe alacağım dostlar. Saka'yı da sol açığa koyacağım. Çünkü sol ayaklı ve yerin ortası yine var Saka'nın, ona da çıkardım. Dembele'nin de yine yerin ortası var. Yani kanatlarım bence çok çok iyi. Genellikle orta açmak için ve hızları için kullanıyorum bu dizilişte. Burada Del Piero da var, Del Piero da 103 olması lazım. Del Piero'muzu da şöyle koyalım. Kadroma da 10 üzerinden bir puan verin bakalım. Yorumlar kısmına hepsini kalpleyeceğim attığınız bütün puanların. Sizce 10 üzerinden kaçlık bir kadrom var? Genellikle hep ben puanlıyorum. Bu sefer de siz puanlayın efendim. Evet, şimdi forvet mevkisinde gördüğünüz gibi mesela kolektif kursaydım Messi'yi alırdım. Ama dostlar yani Messi'yi pek beğenmiyorum. Geriye gelen bir forvet. Buraya Forlan'ı koyacağım. Kafa vuruşu özelliğini de çıkardım. Tabii pek kafa vuramasa da. Yine de arada bir iş yapıyor. Milito'yu buradan yedeğe alabilirim. Ve buradan Lautaro var. Ama ben Mbappe'yi alırım. Şimdi şöyle bir genel dereceye göre sırala diyelim bakalım. Kaçırdığımız biri var mı? 102'lik Lautaro varmış. Buradan acaba birinin yerine alabilir miyiz? Zaten 3 tane santrafor, hatta 4 tane santrafor yedeği var. Ve zaten tek santraforlu oynuyorum. Yani ben kendi oyunculuğuma göre böyle bir kadro kurdum. Biraz daha hızlı forvetlerim olsa 4-2-2 kurardım. Bence oyunun en iyi taktiği o. Ama şimdi böyle bir kadroyla bakalım maçımızı yapalım. Evet, aşırı sağlam bir rakip geldi. Birinci klasmanda. Oyunun da en iyi taktiklerinden biriyle oynuyor. Fetişe uğrayacağız diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Mücadeleye rakip başladı. Fetişli bir maç olacak diye düşünüyoruz. Zakaria top kaybı yaşadık. Arda Güler. Aldair.
Aldair gir abi araya. Maldini. Platini. Bakalım Platini ile neler yapacağız. Platini. Platini şurayı gördü. Forlan'a geçmedi. Teo Hernandez. Saka. Yerine ortan var Saka. Yaptı ortayı. Kimse vuramadı. Geriye gelelim çocuklar. Aldair süper. Bellingham. Dembele. Yaparsın oğlum ortayı. Vur Forlan. Forlan vuramadı. Saka atağımız devam edecek. İçeriye çevirmeye çalıştı, olmadı. Yorumlara da kadromu puanlarsınız artık. Saka yaptı ortayı. Kaleci. Bu maçı çok kesmeyeyim ya. Bu maçı çok kesmeyeyim. Neleri doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz yazarsınız. Platini verdi. Forlan'a geçmedi. Ah Forlan ah. Maldini hemen girdi araya. Bir ileriye vuralım. İleride hata yapabilirler. Kaleci çıkar alır. Vurdu kafayı. Jude Bellingham. Saka. 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 Orta. Dembele. Olmadı. Yiyorduk bu arada. Az kalsın yiyorduk. Haydi bir kontra yapalım. Platini. Verdi Saka'ya. Saka. Saka. Haydi Saka. Yaptın Saka ortayı. Forlan. Maldini. Oraya kadar. Hayır. Abi 3'e 2. 3'e 2 yakalandık. Hekim oğlu derler. Oblak. Bu takım da açık vermiyor. Seriyette. Platini. Oh Forlan. Forlan. Ne gol. Diego Forlan. Aslında Saka daha boştu. Ama Forlan'a verdi pası. Ben Saka'ya atmıştım ama. Ya bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi kime attım o pası. Ama iyi oldu. Oblak kale vuruşunu kullandı. Forlan. Giremedik. Zakaria. Geçti pası bu arada. Saka. 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 Şöyle bir orta. Forlan açtı. Dembele. Kaleci. Yine kaleci. Ah bu oğlum. Hardcore bir maç oluyor. Videomuza da bu arada like atmayı unutmayın dostlar. Saka. Saka gidiyor. Güzel orta gol getirir Saka. Yaptı. Yine Rüdiger. Itao. Aldair. Bu arada Platini'nin pasları çok güzel geçiyor ya. Saka. Yine bir orta kafa. Olmadı. Abi Dembele ölmüş. Allah rahmet eylesin. Dembele'nin yerine bir Denilson'ı koyalım. Şöyle. Forlan da ölür gibi Mbappe'yi koyalım. Bellingham'ın yerine Del Piero'yu koyacağım. Platini ile yer değişsinler. Aldair'in yerine de Beckenbauer. Şimdilik bu değişiklikleri yaptık. Saka'ya geçmedi. Geçebilirdi. Geçseydi gol gelebilirdi. Beckenbauer araya girdi. Platini. Platini. Verdi Saka'ya. Saka. Ah be Saka be. Bergomi bak şu topu ayağından çıkar artık ya. Şu topu artık ayağından çıkar be kardeşim. Platini. Del Piero. Denilson. Ve Denilson. Denilson ve gol. Denilson ve gol. Denilson ve gol. Önceden. Önceden tahmin ettik. Ve attık golümüzü. Rakip niye izletiyor acaba? Allah razı olsun. Böyle izleten rakiplere teşekkür ediyoruz. Allah yiyeceğiz. Yiyeceğiz yiyeceğiz. Bir tane yiyeceğiz belli. Yiyeceğiz yiyeceğiz. Afiyet olsun. Rakip takım geriye döneceğiz diyor. Babayı döner. Tavuk döner. O Militao'nun forvette ne işi var bu arada ya? Vallahi ya. Adam kaçırma yapmış. Denilson. Gidersin Denilson. Vakitle geçirirsin. Mbappe'ye verdi, olmadı. Del Piero şöyle çıkardı. Platini. Hayır. Hayır. Vur abi ileriye. Maçımız bitti. Ben 2-1 maçımı almışım. Ben keyfime bakmışım. İyi de bir oyuncuya karşı oynadık. Maçı da çok kesmedim. Oyunculuğumu da görmüş oldunuz. Burada diğer sıfırdan kadro kurma videolarıma da gidebilirsiniz efendim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.